Cumhuriyetin ilan şekli de tam bir rezaletti. Kazım Karabekir Paşa anlatıyor. Belgelerle gerçek tarih sunar. Uğur Mumcu'nun yayına hazırladığı Kazım Karabekir'in hatıralarından okuyalım. 30 Ekim sabahı, Bahriye Müfrezesi Komutanı Kazım Karabekir'e Ankara'dan açık bir telgrafın geldiğini, bu telgrafta Cumhuriyet'in ilan olunduğunu, bu nedenle 100 pare top atılmasının istendiğini bildirir. Vali Hazım Bey haberi şaşkınlıkla karşılar. Valinin Cumhuriyet'in ilanından haberi yoktur. Karabekir hem şaşırmış hem kırılmıştır. Bu duygularını şöyle dile getirir. Ben hem mebus ve hem de bir ordu kumandanı olduğum halde bana da kimse bir şey bildirmemişti. Bu vaziyet haklı olarak halkı da orduyu da telaş ve endişeye düşürdü. Daha dün yüreklerine ferahlık verdiğim zatlar benden bu şeklin manasını soruyorlardı. Bu vaziyette tabii Cumhuriyet'in ilanını ertesi günü dahi kutlayamadık. Karabekir, Cumhuriyet'in ilanını Trabzon'da Bahriye Müfreze Kumandanlığından haberi almasından yakınır. Ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı şöyle eleştirir. İstiklal Harbi'nin tehlikeli günlerinde sonuna kadar feragat, fedakar arkadaşlarının rey ve irşadına ihtiyaç gösteren Mustafa Kemal Paşa, artık muzaffer bir başkomutan sıfatıyla maiyet komutanlarına Cumhuriyet'i dikte ettirmiştir. Eski arkadaşlarının rakip olabileceği endişesiyle sui şahsiyetler icadı da lazım gelmişti. Bunun için eski arkadaşlarını kötülemek lazımdı. Bunu da hakkıyla yapmıştır. Kazım Karabekir, 5 Kasım günü vapurla Trabzon'dan ayrılır. Vapur 9 Kasım günü İstanbul'da olacaktır. Vapur kaptanı yolda emir almıştır. Vapur bir gün sonra İstanbul'da demirleyecektir. Karabekir, bu gecikmenin nedenini halkın kendisini karşılamasına engel olunması biçiminde yorumlar. 10 Kasım sabahı vapurumuz Boğaz'a girdi. Kavak'ta ayrı ayrı istikametlerde Rauf Bey ve Refet Paşa ve İstanbul gazete muhabirleri vapurumuza çıktılar. Her biri bir sual soruyor, beni arkadaşlarımla görüşmeye ve 5 yıldan beri görmediğim şirin yerlerimizi seyretmeye fırsat vermiyorlardı. Endişeleri Cumhuriyet'in ilan şeklinden doğuyor. Bir sabah top sesleriyle endişeyle uyandık. Meğer Cumhuriyet ilan oluyormuş. Ankara'dan gelen haberler Mustafa Kemal Paşa'nın yeni toplandığı bir muhit ile tam bir diktatörlüğe gittiğidir. Milli hakimiyet yerine şahsi hükümranlık kurulmuştur. İstiklalimizi kurtaranlar hürriyetimizi boğacaklar mıydı? Rauf Bey ile Refet Paşa'dan da öğrendiğimde Cumhuriyet adı altında şahsi saltanat kurulmuş olduğu ve halk ve matbuanın da kurtuldukları bir istibdattan diğer bir yenisine düştüklerinden feryat ettikleridir. İstiklal Harbi'nde birinci derecede vazife görmüş bu arkadaşlar dahi sabahleyin top sesleriyle uyandıktan sonra Cumhuriyet'in ilan olduğunu öğrenmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa mefkuresi olan hilafet ve saltanat makamına geçmesini arkadaşlarının önlediğini görünce Cumhurreisliğine de mani olacakları endişesiyle işi sert bir kapatma suretiyle Millet Meclisi'nin daha vahim ciheti de kaydı hayat şartı ile mevkiinde kalabilmek için eski arkadaşlarını Cumhuriyet aleyhtarı ve padişah taraftarı göstermesidir.